Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayağınıza sağlık. Ay, benim TV'm de gelmiş. Yeni bir filmin arifesinde ilk kez filmin tanıtımı için böylesine bir kalabalık bir basın topluluğunun önüne geçiyoruz. Heyecanlıyız. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bu kendi yazdığım 7. senaryo ve bir çocuk daha geliyor ama öyle bir duygu ki bitiyor. Yazıyorsunuz sizin, çekiyorsunuz sizin, sonra o çocuğu bırakıyorsunuz. Artık o size ait değil, herkese ait bir şeye dönüşüyor. Umarım herkesin bakmaktan seveceği bir çocuk olur. Oyuncu arkadaşlarıma sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emin ellerdeydik. Bütün roller çok emin ellerde oynandı. Umarım benim sevdiğim kadar da seyirci filmi sever. Bahtı açık olsun diyorum ve sözü sizlere bırakıyorum. Evet. Evet. Bu 7 senaryonun 5'inde beraberdik. Ben de öyle başlayayım. Bu Atay'la beraber, hatta belki neredesin Firuze'yi de sayarsak 6. filmimiz. O filmde de beraberdik. Hepinizin bildiği üzere artık sosyal medyada hayatımızın çok içinde olduğu için paylaştığımız fotoğraflardan, görüntülerden seyircilerimiz de sizler de biliyorsunuz ki biz bir arada olmaktan, bir arada gülmekten, bir arada müzik dinlemekten ve bir arada çalışmak diyemiyorum çünkü çok zevkli oluyor beraber olunca. Hani çalışmak deyince bir zor bir şey gibi anlaşılmasın isterim. Bir arada eğlenmekten mutlu insanlarız. O yüzden de yine öyle bir iş yaptık. Şahane bir kadroydu. Genç arkadaşlarımız inanılmaz müthiş katkıları oldu filme. Hepsinin. Usta oyuncularımız, genç arkadaşlar sizlersiniz. Ustalar var yanımda. Bir tanesi hemen yanımda. Seyircinin artık beklentisine ve beklentisini karşılayacağını umduğumuz bir film yapmaya çalışıyoruz her zamanki gibi. Yine öyle bir şey oldu. Kış aylarında sıcacık bir film yaptık. Yine bir Kuzey Ege esintisiyle karşınızda olacağız bir hafta sonra. Ben de bu kadar. Bakacağız. Bakacağız. Ben de mi? Evet. Ben de İlker'cim, sen bir şeyler söyle. Hayır, ben, yani ben de gençler değil ben gençlerden ben bir şey söylemem gerekirse gerçekten Atay'la ve Demet'le ve bütün aslında bu ekiple ilk defa çalışıyorum. Bir tek İlker'le daha önce bir projede bir dizide çalışmıştık beraber. Çok mutlu olduğum, çok heyecanlandığım ama çok eğlendiğim, çok teşekkür olduğum bir proje oldu. Harika da bir Gökçeada 7 haftası geçirdim ekiple. Çok sıcak bir film oldu ve az önce birbirimizden habersiz ben de bir röportajda aynı şeyi söyledim. Yani kış ayında sıcacık bir film oldu. İnsanların içini ısıtan ve çok gülümseten, bence hüzünlendiren, çok gerçek ve samimi sahnelerle dolu harika bir iş oldu. Ben de huzurunuzda Atay'a tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Tabii kabul efendim. Aynı şekilde efendim, ben de uzun yıllardır bu işin içinde olmama rağmen bugüne kadar çalıştığım en tatlı ekiplerden birisiydi. Gökçeada'da harika bir 8 hafta geçirdik. Ben de Atay'a teşekkür ederim. Demet ablaya, Demet Hanım'a, Erkan abiye, Gonca'ya. Müthiş bir ekipti. Müthiş bir çalışma ortamı içerisindeydik. İnşallah seyircimiz de beğenir. İnşallah. Ben Demet'le pek seninle filmimiz 30 senelik arkadaşım. Yani aynı karelerde olamadık. Çok olmadık. Ama bu pek filmde çok film yaptık. Rastlaşmadığımız filmler oldu ama bu filmde karşılık, üstelik de yılların intikamını, sürprizimiz olsun. Evet. Öyle bir alıyorum ki bu filmde. Ben eğleneceğimi çok iyi bile bile geldim bu sete. Ben Atan'ın filmlerini de çok beğeniyorum. Selam abi. Yani defalarca hakikaten eyvah eyvah oynadığı zaman hiç yani, kalırız yani. Küçücük sahnesi var. Bak bunu söyleyeceğim. Şimdi oynadık. Geliyor Erkancan. Fakat neredeyse 8 hafta boyunca bizimle adadaymışçasına her gün belli saatlerde arıyor. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Oldu. Yakında geliyorum. Diyor, kapatıyor. Çünkü film hep aklımda. Tabii. Yani. Hatta yetmiyor, bazı zamanlarda da görüntülü bağlanıyorduk sana. Kesinlikle. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Filmi en az sizlerden çok da merak ediyorum.
Ama evet, seyretmedik daha. Çok sıcak, sıcak bir, gerçekten bir Ege sıcağı bir filmi yapıldı. Bursa, evet. Bursa'da barı da var. Tabii. Bak şimdi Bursalı. Erkan abi Bursalı. Ben Bursalıyım. Bursalı var. Gonca Bursalı. Bursalı. Gemlikli Bursalı. Tabii. Evet. Evet, bir 16 bile kadar onlar. O yüzden merakla bekliyoruz. Yolu açık olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ayağınıza sağlık. Ha, çiğ köfte der. Evet. Aman aman, beline dikkat et. Allah, taşıdım. Hayır. Buyurun. Adam yangın yaptı. İnanamıyorum. Buyurun. Sunalım mı şöyle? İnanamıyorum. Ama ikram edip... İkram edeceğim. Tamam işte, buyurun. İstiyorsan bırakabilirsin. Bak, bir yerde bir hasta varsa ben keserim. Hmm. Servisi ben yaparım. Bir ikram varsa bu benim. Bu arada... Servisini sen yap. Çiğ köfte etle yapılır, etle. Bu. Seyircilerimize söylüyorum, birazdan arkadaşlar çekimlerini bitirecekler ve onlara bunu ikram edeceğiz. Evet, aynen öyle. Çiğ köfte. Aynen.